Sayın Tilyakçı, sizi tanıyabilir miyiz? Ben Arsel Yoluslu Köyü halkından ve aynı zamanda Yoluslu Köyü ve Muhtar Hoca'ya bilgiyle bakıyorum. Başından geçen konuyu MTV ekranlarından biz izledik. Bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi ben Urfa-Suriye sınırının sıfır noktasında görev yaptığım yıllarda 78 yıllarında çok sayıda silah satışına girdi, çıktı. Kasakçı'yla müzakerede. Ve bir satışmada ağır bir şekilde yaralanarak Gaziantep Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ve orada bir müddet tedavi gördükten sonra Ankara Mevki Hastanesi'nde yattı. Bana o yıllarda bir film çekilerek hiçbir şeyin olmadığını ve tersi edildi. Bir yıl ağrılarla gezdim ve sonra da yüzü iltihap ederek başvurduğumda kurşunların kaldığını söyledim bana. Trabzon Gümrük Hastanesi'nde kendi imkanlarımla ameliyat olarak kurşunları çıkarttırdım. Ve o yıllarda Trabzon Jandarma Alay Komutanı bana dava açmam önerisinde bulundu. O zaman da şey dönemler tabii bir dava açtım. Ne şekilde açtıysam. Tabii biz bu psikolojik şeyle beraber daha beşinden de bakıp şey yapmadım, gitmedim. Yıllar sonra baktığımda davayı kazandığımı ve parayı almak için münazat ettiğimde paranın hazineye gittiği söyledi bana. Son sefer bunu tahmin ettim işte. İşte paranın hazineye gittiği verimizi söylediler. Ve son olarak Gaziler Derneği vasıtasıyla beraber Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı'na bu konuyu iletti. Jandarma Genel Komutanlığı'ndan arandı ve sana bilgi vereceğiz bana dedi. Bilgi olarak bana verilen bilgi de bakın bana yazılan bilgi de diyor ki doğru Danıştay tarafından tazminat kazanmışsınızdır. Adresiniz belli olmadığına hesap numarası vermediğinizden dolayı hazineye gitmiştir. Ben aynı zamanda gazilik unvanımı da istiyorum. Şimdi beni askere alan devletin, yani çok bir şey geliyor bana, beni askere alan devletim benim adresimi bulamıyor ve bana ulaşamıyor. Bu normal bir dava değil tabii. Mağdur edilmişim, bu kadar şeyleri yaşayan bir insan olarak. Köy muhtarına da ulaşamıyorlar. Şimdi bana bir vatandaşı bulmak için geliyorlar ve ben adresini temin ediyorum. Ve para hazineye gidiyor. Şimdi haliyle ben gazilik unvanımı istiyorum. Gazilik kimliğimi istiyorum. Bu benim doğal hakkım diye düşünüyorum. Yalnız böyle bir hakkım yoksa o zaman devlet büyüklerimi veya yetkililere çıkıp Türk halkına güvenlik görevlilerimizin